Arkadaşlar merhabalar bu videomda sıfır geometri kampının 14. haftasının ikinci videosundayız. Çemberde açıda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kitabımızda neredeydik? Sayfa numarası 168'in sağ tarafındaydık. Yani dikkatteydik. Evet 168'in sağ tarafından başlayıp 169 ve 170'i işleyip bu dersi bitireceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Dikkatte kalmıştık. Bir çemberde eşit uzunlukta kirişlerin ayırdıkları yaylar birbirine eşittir. Evet şu eşit uzunlukta kirişlerse bu ayırdıkları yaylar birbirine eşittir. Daha önce ispatlamıştım ama yine ispatlayayım. Merkezimiz burasıysa en etkili silahımız yarı çarp çizmekte. Al sana yarı çarp, al sana yarı çarp. Tabi çember üzerindeki noktaları çiziyorduk. Öyle rastgele buraya değil. Şuraya da bir yarı çarp, buraya da bir yarı çarp çizince yarı çarp çizmeyle kalmasın. Hocam bu da yarı çarp, bu da yarı çarp, bu da yarı çarp, bu da yarı çarp. E sonra e hocam çizgi çizgi, çift çizgi, çizgi çizgi, çift çizgi, çizgi, çizgi. Yani şu iki üçgen ne oldu? Bu iki üçgen eş üçgen oldu. Madem bunlar eş üçgen e çift çizgiyi gören açı alfaysa çift çizgi gören açı alfadır. Çemberin merkezi burası demiştik. O diyecek olursak buraya. Alfaysa ise merkezi açıdan dolayı burası da alfa. Burası da alfa oldu mu? Oldu. Yani AB ile CD uzunlukları birbirine eşitse AB yayının uzunluğuyla ya da AB yayının ölçüsüyle CD yayının ölçüsü de ne olacaktır arkadaşlar? Birbirine eşit olacaktır. İşte ispat da buradan geliyor. Yine üçgenlerden geliyor. Sonra bir çemberde paralel iki kiriş varsa arasında kalan yaylar birbirine eşittir. Evet şu çizgiyi düşünmeyin. Şu iki paralel şeyi düşünün arkadaşlar. Şu iki paralel çizgiyi düşünün. Bu iki paralel çizgi olduğu zaman ayırdıkları yaylar ne oluyormuş? Birbirine eşit oluyormuş. Sebebi şunu çizecek olursak şöyle çizecek olursak. Hocam bunlar birbirine paralel ya. Z'den dolayı buradaki açı alfaysa buradaki açı da alfadır. Alfa ise gördüğü yay 2 alfa. Alfa ise gördüğü yay 2 alfa. Gerçekten de iki paralel kiriş Bakın paralel kirişlerin ayırdıkları yaylardan bahsetmiyoruz. İki paralel kiriş arasında kalan yaylardan bahsediyoruz. Bu yayların ölçüleri birbirine eşit. Yani AB ile BC birbirine paralelse AB yayının AD yayının ölçüsüyle BC yayının ölçüsü ne oluyor arkadaşlar? Birbirine eşit oluyor. Tamam. Evet ispatlarını da yapmış bulunduk. Şimdi ne yapıyoruz? Sorulara bakıyoruz. Şimdi AB yayının ölçüsü 70 olarak verilmiş. Şimdi eşit giriş verilmiş bir de soruda. AB ile CD birbirine eşit verilmiş. Eşit girişlerin ayırdıkları yaylar nedir? Birbirine eşittir. Yani 70 ise burası da ne olacaktır? 70. E hocam benden x isteniyor. Bak bu yarıçap bu da yarıçap. Aa burada merkez açı var. 70 ise gördüğü açı burası da 70'tir. E o zaman burada x kenar üçgen çıktı. Burası da x. Yani 2x artı 70 eşittir 180'den 2x eşittir 110 çıkar ve ikisi de böylelikle 55 derece olarak bu olur. Rus. Ya da şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burası 70 ya. E, Tepe açısı 70 oldu ya. 180'den 70 çıkart 110. 2'ye böl 55 55 diye üçgen bilginizle de sonuca ulaşabilirdiniz. Evet cevap böylelikle 55 çıktı 28. soruda. Geldik 29. soruya. Arkadaşlar yarım bir çember yayı verilmiş. Böyle tamamını tamamlamamıza gerek yoktu. Bu bilgi yeterliydi. Bakıyorum. Hocam yarım çember yayı olduğu için bunu olmak zorunda? Çap olduğum için 180 derece ya da yarım çember yayı olduğu için 180. E hocam bunlar eşit verilmiş. Eşit kirişlerin ayıtları yaylar birbirine eşitti. E burası, e burası, e burası ve burası eşit olacak. Hocam 180'i 1, 2, 3, 4 parçaya bölmüş olduk. O zaman 180'i 4'e bölsen kaç yapıyor? 45. Her bir yayın ölçüsü 45'er derece oldu. Bizden ne isteniyor? X açısı. Bak X'e bak. X Şuradaki yayı görmüyor mu? Evet. Buradaki yayı görüyor x ve çevre açı. Bu yay kaç derece? 135 derece. E çevre açı ve yay uzunluğu belliyse x ne olacaktır arkadaşlar? Ya da direkt x ise bu gördüğü yay 2x diyebiliriz aslında. x ise 2x, 2x eşittir 135 ise x de böyle 135 bölü 2. Yani 67.5 olarak buluruz. Ya da hocam 135 ise gördüğü yay açı da direkt yarısı diyebiliriz. Evet örnek 29 67.5 çıktı. Geldik örnek 30'a. Şimdi burada ne demiş? Öncelikle verilen bilgiye bakalım. Burada açı var. Bak 27. Hocam 27 ise açı ve yay ilişkisi. Açı ve gördüğü yay bizim için çok önemliydi. Bir önceki videoda bunu çok telaffuz ettim. 27 ise burası nedir? 54'tür. Hocam x ise burası nedir? 2x'tir gördüğü yay. E sonra ABCD kare. Ben bunun kare olmasını kullanacağım. Arkadaş bu bir kare ise şu bir kare verilmiş bize. E karenin kenarları nedir? Eşittir hocam. E karenin kenarları birbirine eşitse eğer e ne olmak zorunda? Eşit kirişlerden oluşmuş oldu bu. eşit kirişlerin ayıtları yaylar birbirine eşittir. E bu yay, bu yay, bu yay, bu yay hepsi birbirine eşit olması lazım. E tamamı 360 derece. 360'ı 4 eşit parçaya böleceğim. 90 derece yapıyor. Yani buradan 54 artı 2x değil mi? Şu x'in toplamı 90 olmak zorunda. E buradan 2x eşittir 36 olur. X'i de böylelikle kaç buluruz? 18 olarak buluruz. Yani örnek 30'u 18 bulduk. Geldik örnek 31'e. Şimdi burada açı ve gördüğü yay ilişkisine yoğunlaşalım. Hocam 70 ise gördüğü yay. Çünkü açı ve gördüğü yay bizim için çok önemli. Direkt ilk kıttır, 70. E, 140. 70 ise 140 yazdık tamam. E hocam kirişler eşit verilmiş. Kirişler eşit verilmişse ayırdıkları yaylar ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. E hocam bu ikisi belli. ABC açısı isteniyor bizden. ABC. Hmm. Tamam. O zaman ben bunlara şöyle bir alfa alfa diyecek olursam hepsinin toplamının 360 yapması lazım. 2 alfa artı 140 eşittir 360 olduğundan 2 alfa eşittir 220 mi yapıyor? Evet 360'tan 140 çıkınca 220 yapıyor. Alfayı da böylelikle ne buluruz? 110 derece olarak buluruz. Evet şurayı 110 diye yazalım. Hocam burası da 110. Şimdi soruya bakalım. ABC açısı yani burada açı? E hocam bu açı nereyi görüyor? Hop şuradaki yayı görüyor. Toplam bu yay 140 ile 110'un toplamı 250 derece değil mi? Evet o zaman burası 250'nin yarısı yapar. Yani 250'nin yarısı da kaç yapacaktır? 125 derece yapacaktır. Ya da buraya x dersek burası 2x. 2x eşittir 150'den. x de ne buluruz arkadaşlar? 125 derece olarak buluruz diyebiliriz. Örnek 31'i böylelikle 125 bulduk. Ve geldik örnek 32'ye. Şimdi paralellik verilmiş. 90 verilmiş, 110 verilmiş. Şimdi arkadaşlar burası 15 ise gördüğü yay nedir? Hemen burası 30'dur. X ise hocam burası nedir? E burası da 2x'tir. E, i̇ki paralel kiriş verilmiş. İki paralel kiriş verildiği için ayırdıkları yaylar birbirine eşit olmayacak mıydı? Evet burası da 2x artı 30 olur diyebiliriz. Ya da hocam bunlar paralel ya. Bak m kuralı çıktı. E, X ile 15'i toplam burası yapar. X artı 15 yapar. X artı 15 ise bu yayda iki katı diyebiliriz. Yani 2x artı 30 diyebiliriz. Ya da iki paralel kiriş olduğu için paralel kirişler arasında kalan yay parçalarının ölçüleri birbirine eşittir. 2x artı 30 ise burası da 2x artı 30 olur. E şimdi 90'ı ve 110'u kullanalım. Çemberin tamamının ölçüsü yani 90 artı 110 artı 2x artı 30 artı bir daha 2x artı 30 toplamının kaç yapması lazım? 360 yapması lazım. Buradan 2x 2x daha 4x yaptım. Şimdi 90 110 daha kaç yaptı? 200. E, 30 30 60 da burada 260. 360'dan 260 çıkınca 100 derece kaldı. X'i de böylelikle kaç buluruz? 100 bölü 4. Yani 25 derece olarak buluruz. Evet örnek 32'yi böylelikle ne bulduk arkadaşlar? 25 bulduk. Geldik örnek 33'e. Şimdi AB çap demiş. Madem AB çap şunu çap oldu aklımızda bulunsun. Hocam çap iki eşit parçaya ayırırdı böyle. 180 180 olduğunu biliyoruz değil mi bunun? Evet sonra. Şimdi AB ile CD birbirine paralel vermiş. Bunlar birbirine paralel. Ya 25 ise gördüğü yay direkt nedir arkadaşım? 50'dir. İki paralel kiriş arasında kalan yayların ölçüleri işte oldular. 50 dersiniz ya da aklınıza gelmezse ya arkadaş bunu zaten ispat yöntemiyle de yapabilirsin. Paralel vermiş. E hocam paralelliği kullanayım. Z'den dolayı burası da 25'tir. 25 50 diyebiliriz. Hani açı ve gördüğü yay çevre açı olduğundan dolayı. DC'ye isteniyor bizden. E buradaki yay alfa diyecek olursak. E hocam bunun tamamı yani 50 alfa ve 50'nin toplamının 180 derece olduğunu biliyoruz. Alfa da böylelikle 180 eksi 100'den dolayı. 80 derece çıkar örnek 33 80 oldu Evet geldik örnek 34'e şimdi öncelikle yine 30'sa gördüğü yay 60 paralel kirişler arasında kalan yaylar eşit olduğundan buraya da 60 diyebiliriz ya da Z'den dolayı 30 deyip 30 a 60 yapıştırabiliriz Neyse AEB verilmiş bize arkadaşım Şuradaki yay da x verilmiş Dfc verilmiş buradaki yayda 3x artı 20 verilmiş e, çemberin ölçüsü tamamlandı 360 derece olacak. X'leri topla bakayım. 4 tane X var. Değil mi? 3 x X'in toplamı. Sayıları topla. 60 burada. 60 burada. 120. Bir de 20 burada. 140. Yani 4 X artı 140'ın kaç yapması lazım? 360. 4 X buradan kaç yapıyor o zaman? 220. 360'tan 140 çıkartınca. X de buradan kaç yapıyor? 220 bölü 4. 2'ye bölsen 110. Bir daha 2'ye bölsen 110'u 2'ye böldüğün zaman 55 geliyor. X böylelikle kaç geldi arkadaşım? 55 derece geldi. Yani örnek 34 55 oldu. Geldik örnek 35'e. A teğet kiriş açı var. 50 ise hemen gördüğü yayın ölçüsü nedir? Teğet kiriş açıyla ilgili soruları buraya koymuşlar. Burada çözüyoruz. Unuttuk. İlk videoda anlattık konu. Neydi? Çevre açı gibi. Teğetle ile kiriş arasında kalan açı. Şurası BTC açısı verilmiş. 50 ise gördüğü yay 2 kıttır. Yani 100. A burada da bir çevre açı var. Çevre açıdan dolayı da x'i kaç buluruz arkadaşım? 50 derece olarak buluruz. Yani örnek 35'te cevap 50 oldu. Geldik örnek 36'ya. E hocam 70 60 üçgen var bak burada. Üçgenin iç açıları toplamı. Ya da öncelikle x'e bakalım. Teğet giriş açı. Tabi bu şöyle olacak arkadaşlar. Şurada kaç x açısı. Dikkat. BTC. Bak BTC. Bu yaya kadar olan kısım değil. Şurası böyle x arkadaşım. x deniyor. x'i bulmam için bu yayı bulmam lazım. Bu yayı bulmam için burada kaçıyı bulmam lazım. Burada kaçıyı nasıl bulacağım? Hocam üçgenin açıları. Ya 60 70 daha kaç? Bazı arkadaşlar şunu yapabilir. Hocam 70 ise 140, 60 ise 120. 360'a tamamlayan yaydan dolayı burayı bulurum, buradan da burayı bulurum diyebilirsiniz. Size kalmış, doğrudur, sıkıntı yok. Ama direkt üçgenden daha kolay değil mi? 70 60 daha kaç? 130. Buraya ne kaldı? 50. E hocam burası 50 ise gördüğü yay 100'dür. Teğet kiriş açıdan x'i kaç buluruz böylelikle? X böylelikle 50 derece olarak çıkar. Çünkü 1'e 2 çevre açı muamelesi yapıyorlar. Dolayısıyla örnek 36 50 oldu. Geldik örnek 37'ye. Bak teğetlik varsa teğet kirç açıya yoğunlaşacaksın kardeşim. Şuradaki açı bizim için önemli. Verilmemiş ama belki bulabiliriz. Ben verilen açılara bakayım. Hocam 40 var burada. 40 ise gördüğü yay. Bak yay. Yayı yazıyoruz. Buradaki yayın ölçüsü. Şöyle göstereyim yayın ölçüsünü. Ya da yayın ölçüsü 40 sakat yapıyor 80 yapıyor. E hocam burası 80 bak teğet kiriş açı var 80 buradaki açı kaç derece yapar? 40 derece yapar. E sonra ne yapacağız? Büyük üçgenin açılarından gidebiliriz. Ya da 40 70 buraya da 70 kaldı deyip üçgensel bilgileri de kullanmayı da ihmal etmeyin. Üçgenin açılarından 70 kaldı buraya. İkisinin toplamı 110 70 kaldı. E hocam 2 iç açı bir dış açı. Yani 40 artı x eşittir 70 ya da büyük üçgenin açılarından da gidebilirdin. E buradan da x'i kaç buluruz? 2 iç açı toplam bir dış açıdan 70 eksi 40'tan cevap 30 geldi. Evet 37'yi de 30 bulduk. Üçgen bir yerinde sakın unutma. Evet teğetlik var. Teğetlik varsa teğet kiriş açıya dikkat. Buna yoğunlaşacağız. Öncelikle bir de x kenar verilmiş. x kenar olduğundan dolayı hocam x kenarın taban açıları birbirine eşittir. x e x'tir. E buradaki teğet kiriş açıyı kullanmam için bu yayı bulmam lazım. Bu yayı yazabiliyorum aslında. Bak x 2x. Yani tersten soruları da sormayı da ihmal etmeyin. Özellikle teğet giriş açı gibi açılarda. Teğet giriş açı bu yayı bulmam lazım. Bu yayı gören bir açı var. Hocam xken gördüğü yay nedir? 2x'tir. E burası 2x'ken e bu çevre açı gibi teğet giriş açı 2x'i görüyorsa burası da x'tir. E ne çıktı burada arkadaşlar? Bak büyük üçgendeki açılar ya da iki iç açı bir dış açı deyip buraya 2x diyebiliriz. E, şurada üçgen iç açısı diyebiliriz ya da büyük üçgen iç açıları diyebiliriz. Neyse toplamda 3x. Şuradaki üçgenin iç açıları. 2x ile x'in toplamı 3x artı 72. Ne olması lazım? 180 olması lazım. 3x buradan 108 gelir. E, x de böylelikle 108 bölü 3'ten kaç çıkıyor cevap? 36 çıkıyor. Böylelikle örnek 38'i ne bulduk arkadaşım? 36 bulduk. Geldik örnek 37'ye diyeceğim ve olay burada bitmiş arkadaşlar. Çünkü e, buraya kadar anlatacaktık. İç açı ve dış açı e, ve hatta sonrası. Şu dikkatler dikkatler bir sonraki videoya kalsın arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda yani 14. haftanın kaçıncı videosu oluyor? 3. videosunda şurada sayfa 171'de görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.